Günaydın. Kavuştuk. Evet. Vallahi çekler özledim. Sonlanmış ya. Nuray buradaydı. Zayıf almışsın. Değil mi? Gitti göbek. 20 kilometre yürütmüş Timur abi günde. Yani Şenay abla yürütmüş. Daha doğrusu yürütmüşler derken. Her gün. Her gün. 10 gün. 200 kilometre yol yürüdüm ben. Aslında yapabilsen güzel. İstanbul'da şundan dolayı yapamıyorsun. Yokuş. İşte bebeğe gitsin arabayla. Ama orada yani iyi de burada dedik. Bebekten çıkıp yürümeye başlıyorsun. Yürüyen adam trafiği var hani. E tabi. Çok yürüyorlar ama yani. Bir şey göstereceğim bu arada, bir dakika dur. Yine bir şey yapacağız. Timur abi Amerika'da bir sürü böyle ekipman almış. Onları milyonlarca çekeceğiz de. Şuraya bak. Çok güzel olmuş ya. Değil mi kız? Kadife. Bak bak kuyruğa. Bayağı güzel oldu. Rahatlamış hayvan. Rahatladı valla. Gözlük? Gözlüğüm ateş ediyor. Vallahi güzel. Tam kafama göre. Bakayım. Tak bakayım. Bana biraz büyük geldi herhalde. Evet. Sana tam oluyor mu? Evet, benim kafa büyük. Gözlük çok zor bulunuyor. Şu altın şeylerine biraz Şenay taktı ama. İstese boyayalım. Ben de dedim ki eski gibi kazıyım onları. Ya ne olacak? Kesin özel yapıyor ya gözlükleri. Bu da geldi. Bu da tıraş oldu ama bunda belli olmuyor. Öyle. İkisi de tıraşlı. Çok güzel oldu. Ne zaman gelecek Amerika vlogları? Valla patır patır gelecek. Cumartesi günü büyük vlog. Cumartesi de pazar en geç. Büyük vlog koyacağım. Bu video bugün gelecek. Koyar mısın? Hangisini? Şu benim çektiğim vlog bugün gelecek. Bugün sen video koyacak mısın? Bugün zor. Belki kısa bir şey yaparım. Hani ne yaptım, ne ettim, ne aldım. He. Teknolojiyle olur. Alakalı onlarla ilgili bir şey yaparım. Şimdi ben ağacını yiyelim onu. Tamam hadi devam ediyorsun. Dur yalama dur. Tamam seni seveceğiz. Ayet abi Noel Baba. Ağzıma edildi. Çok ağırdı. Şaşırdın mı? Amerika'dan sonra. Ne? Buranın sıcak olduğunu da sorun cevap koydum. Adam resmen zayıflamış lan. Zayıflamış. Ben önceden kucaklayamıyordum biliyor musun? Sadece şöyle şöyle yapıyordum. Vallahi. Şimdi önce kutu açılışı yapacağız. O yüzden bu kısmı Amerikan kapatıyorum. Pazarı. Evet burada kapat. Burası bu kısmı kapat. Özel. Özel. Maliye gelebilir, gümrükçü gelebilir. Var, hepsi fişi faturası var. Ha, hayır var, o zaman sorun yok. Kaçak hiçbir şey yok. Şu çok efsane bir şey. Onu saklayalım. Evet, selamlar. Dedim ya Timur abi bir sürü bir şey getirmiş diye. Şimdi Ozmo'yu tamamlamaya çalışıyoruz aslında. Ulan şuradan daha iyi ışık alıyorum. Yer değiştireyim. Heh. Ozmo'yu tamamlamaya çalışıyoruz. Sanırım çoğu kısmı halloldu. Ben Timur abiye bir kamera, hani şu Legrand'ın yeni versiyonunu al demiştim ama Amerika'da bile Legrand'ın yeni versiyonu 4 hafta sonra gelecekmiş. Biz dedik ki Ozmo'yu tamamlayalım. Timur abi nerede? Yukarıda. Gelecek mi buraya? Evet. Ne diyorduk? Ozmo'lar için. Bir. Rode mikrofon. Bunun ben tabii ki de açıp baktık içine. Bu gayet hesaplı diyeyim. Bu tarz mikrofonlar arasında. Şöyle bir şey. Bu işte PC'si var burada. Rüzgarın sesini böyle hani rüzgar vuruyor ya puf puf diye onu almak için yapılıyor. Kablosu. Bu arada bu hani telefona telefona falan takarsanız görmüyor. Şöyle bir aparat yapmışlar. Şu kablo ile hani telefonlar için uygulanmayan işte mikrofonları falan ya da işte atıyorum hoparlör de olabilir neyse. Bunu böyle takıp takarsan telefon bak şurada yazıyor. iPhone'da da Android'de çalışıyor. Şöyle dur. Ama direkt Ozmo için gerek yok. Ozmo zaten kamera klasmanına giriyor. Bir tane extension arm diye bir şey var. Bu uzatıyor Ozmo'nun kolunu. Göstereyim. Aslında bunları ekipman videolarında daha detaylı göstereceğim istiyorsanız. Ben şöyle şekil olarak göstereyim size. Ozmo'nun yanına bunu takıyorsun. Buraya takıyorsun telefon şeyini. Arayı açıyor. Artık Ozmo'ya geçeceğim ondan. Bu ekipmanlar. Çok sıcak. Bu arada şey videoları yapayım diyorum. Hani bilgi verici videolar ama kısa böyle 2-3 dakikalık da olsa bilgi videoları çekeyim diyorum. İsteyen varsa yorum kısmına istiyoruz diye yazarsa. Hani böyle bana enteresan gelen bilgileri koyacağım. Hani böyle zürafanın dili 40 santim falan değil de böyle hakikaten okurken yani kendi zevkime göre yapacağım. İsteyen varsa yazabilir. Bu tripodu Ozmo'nun. Bu arada bunların hepsi şey hani şu siyah kutuların hepsi DJI marka. Şimdi şöyle açılıyor bu. Bak böyle açıldı diyeceksin ki hani tripod nasıl duruyor böyle. Bunun bir de işte uzatma kolu var. Onunla bak şöyle açılıyor. İyice yeri sabitleniyor şöyle. Ondan sonra bunun üzerine şunu takıyorsun. Asıl muhabbet bu. Adamın ambalajı çok güzel oldu. Evet vlog çekiyorum. Dedim Timur Akut da gelsin.
Sen daha bilir kişisin. He? Daha bilir kişisin diyorum, sen anlat. Kayıt akıyor. Ha, kayıttasın. He. Evet. Şuna gelmiştim. Şunları bir anlatmış şöyle üstün körü. Bence biraz hayat kurtaracak gibi geliyor. Evet, şimdi Ozmo olmadığı için sen de tabii. Evet. Ozmo'lusun da ben de seyretsinler. Yok, ben ekipmanları bir ayrıca şey yapayım. Ne getirdi diye göstereceğim şimdi gün başında. Telefon çalıyor bir yerde. Benim telefonum, evet, şöyle alınmış. Oha, o kadar oluyor mu? Böyle oluyor bu. Heh. Ucunu da istediğin gibi ayarlıyorsun. Heh. Bak bunu da buraya böyle geçiriyorsun. Onu kapalıyken yapsan daha rahat olur. Böyle uçak pervanesi gibi zor olur. Yapmışlar. Şurada kilidi var burada. Son. Şunu sonra böyle kilitliyorsun oraya bak. Böyle tık diye. Şunu böyle koyuyor. Ve bayrak gibi duruyor burada. Evet, ucunu siz görmüyorsunuz. Bununla kaldık. Çok güzel bir mikrofon seti. Bir şey söyleyeceğim. Sen bunu dedin ya. Yani şeyle beraber satıyorlar işte Ozmo'nun yanında hep ekipman olarak böyle. Ben bunu internette de gördüm. Hep Ozmo'nun yanında bu mikrofon var. Ve çok başarılı. Evet. Yalnız küçük detay. Kondenser mikrofon bu. Yani enerjiyle besleniyor. Hı hı. Biraz bataryasından çalacak. Çalsın canım. Ama helal hoş olsun. Çok bir şey çalmaz yani. Güzel bu. Bir de sadece illa Ozmo'da kullanacaksın diye de bir şey yok buna. Ya bir de hangi bataryadan çalacak? Timur abi yedek bir sürü batarya almış. Başımız dişimiz ağrımasın aynen dedim. Bir tane bende var Ozmo'nun üstündeki, 4 tane de batarya. Bende de var 6 tane evine. Bol bol var yani. Evet, kürek kürek batarya. Tabii şarj makinesi de aldım ben ekstra 2 tane. Oh. Çünkü bir de bunu şarj edeceğiz. Asıl güzel aparata geldi. Asıl güzel aparat bu. Mount. Bu şimdi ışıklı, mikrofonlu falan böyle. Şu rodu mesela takacak yer yok ya şeyin üzerinde. Ya bunu yaratıyor işte bu. Bunu yana takıyorsun. Şuraya mikrofon takıyorsun işte, bunu aşağı alıyorsun mesela, ışığı takıyorsun buraya, bilinlenme. Gayet şey çekiyor. Göstermek lazım mantığını şunu. Bak bu vidalar çıkıp bütün delikler kullanılabilir delik bunlara. Aynen, yerine göre kendine göre ayarlıyorsun. Yani senin kullanacağın ekipmana göre ayar çekiyorsun onu. Yani süper takım oldu Ozmo. Bir tek böyle düzgün bir çanta bulabilsem, ben baktım bunun nesini alacak çanta yok. Yok. Ben bir tane buldum, sırf Ozmo ve 2-3 pili alıyor, hepsini aynen alamıyor. Şarj makinesi de alıyor ama o kadar yani. Bu şey. İki mikrofon girişine... İki mikrofon var. Girişi, bir kulaklık çıkışı... Telefona takabiliyorsun. Telefon takıyorsun bu sadece. Yani bu TRRS muhabbet hep telefonlarda. Aklınızda bulunsun. Monitör audio diyor. Ses çıkışı işte, duyman için. Yani. Evet. Şimdi bunlar ne kadar tuttu? Asıl mevzuya gelelim. Hatırlamıyorum hepsini. Ben o kadar toplu bir alışveriş yaptığım için onun detaylarına bakmam lazım. Tahmini kaç? 500 dolar var mıdır bunlar? Fazladır. Yoktur ya. Yok mudur? Yoktur. 50 şeyden desek? Ucuz şeyler ya bunlar. 19 dolar mıydı? Neydi bir tanesi bunun galiba? 19 dolar. Öyle bir şey. Ha, bu 10 dolar falan. Bu da işte takipçimiz. Aa bak. Caner Türkmen. Caner Türkmen. Caner John diye yayınlarda görüyorsun. Yayınlarda hep Yunan'da görüyorsun. Ben dedim işte hani magnet versen yeter diye. Bak Timur abiyle beraber magnet göndermiş. Öyle. Barış Akpolat da kamera arkasında şu anda. Trollemeye geldim de baktım ciddi konuşuluyor, şey yapmadım, hiç ulaşmadım. Ciddi mi? King Kong heykeli var elinde. Buradan Caner'e teşekkür ederim, sağ olsun. Caner de YouTube'da bu arada güzel işler yaptı. Ben en çok bu kabloyu beğendim. Getirdiklerin arasında benim olayım bu. Buymuş. Kırmızı diye. Kırmızı diye, onu beğendim. Bayağı güzel ama ya. Tam oldu ya Ozmo. Ozmo şimdi adama benzedi. Hani şimdi diyorsun ya, niye Ozmo'ya çekim yapılmıyor diye, artık görürsünüz. Peki, bir Ozmo'yla Ozmo'yu bu hale getirmek ne kadar? Onu sordum, hesaplayacağız. Onlar da yani benim video... vlogda söylerim artık çünkü hesapları bilmiyorum şu anda. Bu videoda olmaz, sonraki videoda söylerim ben de. Çünkü şey, toplu alışveriş yaptırmıyor ben. Ben rakamı söylersem şu anda herkes... Üzülür. Keyifler kaçar. Bizim de keyfimiz kaçar, burada gerek yok. Yok, güzel setup oldu. Yani aldığım her şey, içime sinerek aldım. Evet. 5 kere bir yeneçe gittim. Çekin yazma, bir yerecin valisi olmuş. Şena şey, o beni tanıyor bayağı. Orada çalışan tezgahtarlar tanımaya başladı artık. Aa bugün de mi geldi falan yaptılar böyle. Şeyde, Apple Store'da helikopter pervanesi, Phantom 4'ün pervanesi yoktu şeyde. B&H'de Apple Store'da vardı. Özledin mi beni? Sen geç B&H'i. Özledim tabii, özlemem. Hepiniz özledim. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada B&H dediğimiz Teknosa böyle Media Markt falan, onların babası Amerika'daki.
He. Değil mi? Daha çok broadcast, yayıncılık üzerine. Yayıncılık tabii. Ama şey mesela özel printerlar bile satılıyor. Yani her türlü yayıncılığa hizmet edecek ürünler var. Yani tam bizlik yer yani. İnternetten bakın B böyle V işareti yazdım alta ya. bnh.com. On şey Apple Store'a gittim. Dedim ki ben helikopter pervanesini buldum işte. Oha ufaklık büyümüş lan. Ne? Buka mı? Aa buka büyümüş. Büyüdü. Oha havlaya başladı. Ah. Havluyor artık. Öğrendim ablamayı. He. Ama biraz sert davranıyorlar ona, ben sinirleniyorum. Ha. Evet var, çok bağırıyorlar ufak bebek. Bebek halik. Neyse evet. Şeyi söyleyeyim dur. Helikopter pervanesini aldım işte. Apple Store'a gittim. Kadın vardı, bir tane kız vardı. Dedim ben bunu alacağım. Bad boy dedi. Bad boy mu? He. Niye? Ne böyle helikopter oyuncak. Oyuncak hani fantastiş yaptı bana. Fantastiş. Ondan sonra hadi dedim ver. Deseydim fiş almasam kaç olur diye. Şok olsaydı orada. Bunu ben kaçırsak. Ben onu sen görmeden. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yeminim olursun. Üçümüz gitsek ne olur ya acaba? He? Üçümüz gitsek ne yaparız acaba? Abi üçümüz Amerika'ya gidersek bayağı. Dönemeyiz. Süre, hani eğer bir de layıkıyla her yerini görelim, her kafayı yaşayalım diyorsak. Çünkü her şeyle ilgili özel yerler var ya. Hani böyle motosiklet merakı mesela. Kemal'i de alsak falan biz de oradan 2 ayda gelemeyiz. Yok gelemeyiz ya. Onu zaten bırak Harley Davidson. Bu arada Kemal'i ben söyleyeyim. Cücük bir motorcu yani sadece. De oradakiler. Ben orada motorcu gördüm ya. Yani evet. Adamlar hani tabii oradaki şimdi şaka bir tarafa. Adam ucuza alıyor abi. Harley'i orada yapılıyor yani. O 10 bin doları Harley Davidson alıyor herif orada. Ben güneş gözlüğümü takmak zorunda kaldım bir motor geçerken. Ha öyle gümüşlü. Adam nikel aş hastası böyle belli, tamam mı? Her yerini yapmış. En büyük kemere de nah böyle bir şey. Harbi. O bile parlıyor böyle bakıyorsun. Çok acayip. O yüzden Amerika var değişik bir görüntüleri. Biz bir tane dayı vardı ya öyle kopuyor böyle. Oo, onu Şenay'ı programda onlar. Evet. Valla şey böyle hani. Bekleyin bomba bölüm geliyor. Bağcılar Apache'lerin büyük dedesi. Ya atası. Atası 70'lerden. Çok etkilendim. Bağcılar yok ki adam varmış. Ya bir şey söyleyeyim, o büyük ihtimalle 70'lerde böyle stüdyo bilmem kaçta falan dans eden adam değil mi? Stüdyo 54. Acaba bir şey kullanıyor muydu orada ya? Hepsi bayağı ayıktı. Onur kafa iyi yani. Nasıl o seviyeye çıktılar sonra? Bence onlar artık aşmış yani. Olabilir, aşmışlardır. O yüzden öyledir. Yani içki falan yoktu çünkü orada. O da bir... İşte hani zaten. Yani. Duman da yoktu. O yutmuştur. Paraşüt yapmış. Ay, Ramazan ayında sizlere özel barış akbağdı. Çirkin şeyler. LSD falan da vardı belki. Onu bilmiyorum. Bilmiyorum ama çok acayip eğleniyorlar. Hani ben o kadar şey çektim Şenay için orada. Hayat Bana Güzel programına. En etkilendiğim görüntü o. Bir de Çin çok mahallesi. Çok Çin mahallesi çok acayip. Harbiden. Hep başka yani dünyalar oralar. Bayağı New York'un göbeğine Pekin yerleştirmişler. Bir de şey var. Parayla adam getiriyorlar biliyorsun değil mi onu? Hani mesela sen Çinlisin. Günlük bir dolara çalışıyorsun. Ha. Diyorsun ki beni Amerika'ya getirin hani ben sizin için çalışayım bari orada. Hani işte Amerika görürüm diye. Tamam diyorsun işte 10 bin 20 doları seni Amerika'ya getiriyorlar. Ne görüyorsa hep çalışıyordular. Yine ama hayır Amerika'da mesela tezgahta oluyor bir tane Çin lokantasında. İnsanla mı adam oluyor falan. İşte ise 1000 dolar maaş alıyor yine orada borcunu ödüyor mafyaya. Ben de bunu nereden biliyorsam artık. Ne oluyor Amerika'da? Bir belgesel bir şey izlemiştim. Orada hani sistemi anlatmıştı böyle. O zaman Çin mahallesindeyiz. Abi bizi gönderdiler değil mi? Çince bilmiyorlar. Oğlum Çin dedik Türk'ün yolu. En son kaçıyorum. düş. Pazarlık gibi bak. 0.25 dolar. 5 bu nereye bakıyor? Nereye bakıyor kamera? Tamam. Sen, koysana sen yokken, sen Timur abi yokken biz çekim yaptık ya. Legre'ye Taylan'a verdik. Görmen lazım. Görmen lazım. Bak elde telefon böyle. Nasıl yani? Şöyle çekim yaparken böyle bir kaldır lan kaldır. Neydi var o? Ya düşün bak benim ağzımdan kafayı bas cümlesi çıktı. Kadraj düzelttin ya. Evet. HTC kafayı bas dedi. Ama Türkiye'de en iyi 3 tane Legria da kullanan varsa onlar biziz. Evet. Bence daha iyisi yok. Zaten Legria yok. Amerika'da bulamadım. BNH'de bulamadım. Harbiden mi? Ben de dedim ki 4 hafta sonra getirelim. Bir tane. Peki o zaman bir şey soracağım. Üst model. Sormayacağım vazgeçtim. Sorsa. Yok kalmaz. Ya şimdi düşündüm. Şimdi Legria var ya bende. Ben şimdi spor vloglarına başlayacağım. Nasıl kilo verdim hikayesini yapacağım. Şimdi test mest yaptırdım. Belgesel olacak konu belgesel zaten. Belgesel olacak konu. Ya da nasıl veremeyecek. Yine video olmayacak. Hep beraber filminde olmayacak. Nasıl kilo verdim sonunda 106'dan 106'dan 104'e düşmüş. 2 ay. 2 aylık kilo. Böyle giderse 12 yıl. Ben zayıfladım. Burada birazcık şişman görünüyorum. Alttan çekiyor böyle. Kamera çünkü 5 kilo koyuyor ya. Gerçekten göbeğim yok yani eskisi gibi. Evet bayağı azalmış. Var tabii de yok yani o kadar.
Ama o kadar yürümeye normaldir ya. Boru değil. Vallahi yürüdü. Ben de bir sonraki videoda şişme bebeklerin tarihini anlatacağım. Böyle bir karar aldım. Biz gidelim o zaman. Onu yalnız anlat ekip. Bizi çağırdın. Yalnız anlatacağım yalnız. Ama gocur gocur böyle. Bir dakika ben size göstereceğim. Kullanıp atılıyor mu onu söyle mesela. Zaten şeymiş hani normal şişme bebek hani tırıvırıymış onlar. Gerçek 34 bin euro'dan falan başlıyor böyle. Gerçek şişme bebek. Oğlum 35 bin dolara şişme bebek alıyorsun. Gerçek olmayan bir şey bırakıyor. Hayır diyorsun ki bana Jennifer Lopez'in aynısını yap diyor. Fabrikaya. Sipariş. Oo, çok bu çok tutar o video. Tabii değil mi? Abi çok saçma. Alan var çok mıymış saçma. Onlarla ilgili de bilgi vereceğim. Adam şirket kurmuş. Bir şey söyleyeceğim. Çekim mekim yapanı varsa üçümüzden birer tane yaptıralım biz de onu. İşe bir şey oldu. Hayır ya. Şişme gibi çekim yapıyorlar gidiyorlar değil mi? Michelin lastiğinin şey gibi. Hayaleti gibi. Ne sıkıcı gibi yere gittik onu. Evet. Gelecek mi? Zaten olay çirkinleşti. Ben bunu böyle koyacağım ya. Ya koy biraz iç yüzümüzü görürsün. Ya YouTube işini bu koy. Üçümüz de zavallı yan yana gelmiyorduk. Geldiğimizdeki mevzumuzda gocur gocurlu şişme bebekler. Diyorduk teknoloji al. Abi yeneş diyorduk ne güzel. O zaman kapatıyoruz videoyu. Şu şeyi bir ara anlatalım. İçine pilleri koyuyorsun da uçağa giriyorsun falan ya. Ha onu teknolojiyi anlamayan adam dursun. İlginç bir kafa o. Evet, drone'u da orada anlatırız. Teknolojiden anlamayan adama 2 aylık malzeme var. Ya bunların hepsinin zaten incelemesi gelecek bu arada. Hani nedir ben kutuyu kapalı bilerek gösterdim. Çok güzel ya. Bu kadar çok tatlı olmuş. Bakayım biraz büyümüş. Oyuncu ayağı nasıl koşuyor? Bu ayağı düzeldi mi lan? Yok onun ayağı büyüyünce ameliyat olacakmış. Buka gel oğlum. Gel. Gel. Bak. Kocaman olmuşsun sen. Kocaman olmuşsun. Ne yapıyorsun? Evet. Geleceğim mi? Hadi saçma sapan video önerileriniz varsa şişme kadın gibi. Geleceğim mi? Yazın. Çok güzelsin sen. Abi Blacky de gelmiş. Utanmıyorum onu çağırmaya dedik. Hadi görüşürüz bay bay. Hadi bay bay. Hadi eyvallah.